Bu anlamda şimdi geçen hafta Erzincan'da bir program vardı. Birinci Uluslararası Diaspora programı. Belki diaspora kelimesi bize uymuyor ama biz artık onu bir şekilde kabulleniyoruz. Biz birer diaspora temsilcisi olarak bununla ilgili ülkemizin de çok ciddi çalışmaları var. Özellikle genç kardeşlerimiz için. Çünkü bu genç kardeşlerimiz biliyorsunuz bugün okullardalar. Onların yarın o sıra arkadaşları bu ülkelerin başkanları, başbakanları, cumhurbaşkanları olacak. Uzun vadede iki ülke arasında çok iyi ilişkiler, Avrupa'daki ülkeler ve Türkiye'miz arasında çok iyi ilişkiler olacak, dostluklar oluşacak. Dolayısıyla Avrupa'da müthiş bir genç potansiyele sahibiz. Bu anlamda YTB, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gençlerimize yönelik birçok alanda çalışmalar yapıyorlar. Belki yetersiz ama bu zamanla daha da ilerleyecektir. Konuyu çok fazla dağıtmadan Sayın Büyükelçimin de İTT hakkında bilgisi olması için biraz da İTT'den etmek istiyorum. İTT, burada sağ olsun kurucu ikinci başkanımız, doğru mu? Evet. Ergün Bey vardı. Ergün Bey'den sonra Kahraman Bey böyle bir yapıyı kurdular, sağ olsunlar. Bu yapıda İlhan Başkan'ın da çok emekleri var kuruluşundan bugüne. Birçok arkadaşımızın emeği var. Belki de dünyada hiç örneği olmayan bir yapı. Bizim çatımızın altında federasyonlar var. Spor kulüpleri var, müzik dernekleri var, folklor dernekleri var, okul aile birlikleri var, cami dernekleri var, engelli dernekleri var. Dolayısıyla toplumun bütün ihtiyaç duyarak kurduğu derneklerin hepsi burada. Biz bir çatı örgütü görüyoruz. Biz aslında hem Türkiye ile hem İsviçre ile vatandaşlarımız ve yaşadığımız ülke ve geldiğimiz ülke arasında bir köprü görevi. kültürel çalışmalar, entegre ile alakalı çalışmalar. Dolayısıyla İsviçre'de yaşayan Türk toplumunun faydasına hangi işler varsa biz onlara yardımcı oluyoruz. Dolayısıyla bu anlamda sizlerden de çok yardım alıyoruz, işbirliği yapıyoruz. Son dönemlerde sağ olun elçiliklerimiz, konsolosluklarımız kendi evimiz gibi girebiliyoruz, çıkabiliyoruz. Bütün vatandaşlarımız istedikleri zaman gidip işlemlerini yaptırabiliyorlar. Bu anlamda da gerçekten size çok teşekkür ederim. Başka bir de bizim İTT ile ilgili belki başkanlarıma bir iki çalışmamız var şimdi. Bu vesileyle de onu söyleyeyim. Birincisi, biz İsviçre Türk toplumunun resmi derneklerle kaydettirdik. Bu kaydettirdiğimiz zaman bizden bir tüzük istemişlerdi. Yani İsviçre'ye uyumlu.